Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz evvel de ifade edildiği üzere şehit kamillerin, şahin beylerin, şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'imizde bulunmaktan en büyük bahtiyarlığı duyuyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler ediyoruz. Burada çok kıymetli Nurdağlılar, Gaziantepliler olarak bu misafirperverliğinizden, bu sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Tabii ki kıymetli protokol mensuplarına, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkürler ediyorum. Bu programın organizasyonu ve burada yapılan bu hizmetlerden dolayı sağ olsunlar, var olsunlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ve tabii burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşleriniz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci elden aynel yakın bir şekilde bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir yanında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde, bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah onları şehitlik mertebesine inşallah kabul etsin. Şehitlerle birlikte haşretsin ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçi eylesin. Elbette yaralı kurtulan bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Ve Cenab-ı Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah duasını yapıyoruz. Elbette ki burada biraz evvel kıymetli Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bir sene içerisinde tamamlanacak olan konutların, iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların, iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama, kaldığınız yerden devam etmeniz için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkürler ediyoruz. Değerli Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürler ediyoruz. Devletimize minnettarız. Bir an evvel bu hizmetlerin tamamlanıp, bu konutların, bu iş yerlerinin tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, açılışımız hayırlı olsun. Ramazanınızı da tebrik ediyorum, cumanızı da tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Çok teşekkür ederim. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifinizi özellikle tebrik ediyorum. Bu yıl Ramazan ayına Nur Dağı ile birlikte 11 ilimizin pek çok ilçesinde ağır yıkımlara, can kayıplarına yol açan 6 Şubat depremlerinin üzüntüsü içinde girdik. Asrın felaketi bu depremlerde yitirdiğimiz 50 binin üzerinde insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun, deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden de samimi üzüntü ve taziye mesajları aldık. Gaziantep'e depremden 3 gün, Nurdağ'a 2 hafta sonra geldim. Cumhur İttifakı olarak
buralardaydık. Daha sonra bu ziyaretlerimiz devam etti. Bugün bir kez daha hem kalıcı konutlarımızın temelini atmak hem de sizlerle hasbihal etmek üzere buradayız. Hoş bulduk. Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. İlk günlerdeki arama kurtarma ve acil yardım ihtiyaçlarının yerini enkazın kaldırılması, geçici barınma alanlarının oluşturulması, kalıcı konutların inşası süreçleri takip etti. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey, Şehit Kamil ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Türkiye'nin değişik yerlerinden. Değerli kardeşlerim, partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler. Hala yürütüyorlar. Sonuna kadar yürütecekler. Bu vesileyle tüm belediye başkanlarımıza ve ekiplerine bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok. Yola devam dedik. Geçici barınma alanlarını konteynerleriyle, prefabrikleriyle, çadırıyla eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla, sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle, parkıyla, yeşil alanıyla adeta bir mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz. İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Hasarsız ve az hasarlı evlerde oturulmaya, iş yerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, yine yaklaşık 2,5 milyon insanımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşaat sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kardeşlerim, yeni konutları zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda 1 salon olarak güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapıyoruz, yapacağız. Köy evlerimizi de tek katlı ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz. Gaziantep'te de 29.741 deprem konutu ve 12.607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan
7087'sinin temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını, velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerde beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. Daha önce başlattığımız 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin iş yeri projesini de kuralarını çekerek, hak sahiplerini belirleyerek sürdürüyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kardeşlerim, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın, Giresun sellerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden herkese evlerini teslim ettiysek, burada da aynısını Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. İnşallah depremzede her kardeşimin hakkını, hukukunu bizzat takip edecek. Çalışmaların aksaksız yürümesini sağlayacağız. Sadece bununla kalmıyor. Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye, ulusal risk kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, sellere, heyelanlara, yangınlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Kardeşlerim, neredeyse 30 yıldır belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak milletimizin hizmetkarı bir kardeşinizim. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Tarihimizin en kapsamlı, en güçlü, en hakkaniyetli demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var. Milletimiz de sağ olsun bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Hep destek oldu. Hep yanımızda oldu. Özellikle Gaziantep'lilerin, sizlerin teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Şimdi bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk asrı acısıyla, tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla
önceki dönemlerin eksiğini önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye 100 yılının inşasına vereceğiz. Kardeşlerim, bu yolda Cumhur İttifakı ile birlikte yürümeye var mıyız? Öyleyse hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız, Türkiye olacağız. Az önce Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle yedili koalisyonlarla, masa üstü masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Eyvallah. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek, nasıl mücadeleleri hep birlikte verdiysek, şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak birlikte vereceğiz. Dünyanın ve ülkemizin kritik bir yol ayrımında olduğu bu günde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu mevcut kazanımlar gibi bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları da milletimizin her bir ferdinin hizmetine sunacağız. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.